Mehmet Emin Uluç karşılaşmadan önce aslında iki takımdaki eksikleri de çok konuşmuştuk. İşte özellikle savunma kurgusu iki takımın da ideal 11'deki gibi değildi. Hem bunun yansımalarını sorayım sana hem tabii ki bir maç değerlendirmesi alayım. Şöyle aslında Beşiktaş'ın eksikleri vardı. Fenerbahçe'nin durumu böyle değildi. Sonradan buraya dönüştü. Yani Beşiktaş kafadan biliyorduk zaten. Evet. Rozier yok, işte Vida yok, Montero yok. Ve Fenerbahçe'de de hafta içinde belli olmaya üç oyuncu, başladı. Bu 3 oyuncu üzerinden konuştuğumuz bir süreç vardı ki bu 3 oyuncudan özellikle Rozier sadece savunmanın değil hücum organizasyonlarının da en etkin isimlerinden bir tanesi. Hani bu şartlarda hocanın ne yapacağını konuştuk. Yine mi 3'lü çıkacak dedik. Ve ben ısrarla şu inancımı vurguladım. Eğer 3'lü çıkarsa bu Fenerbahçe karşısında darmadağın olur. Çünkü elinize stoper yokken sadece şöyle bir ufak işaret koyduk. 3'lü çıktığında ön tarafta ortada oynayan kanat bekler tabir edilen oyuncuları çok fazla hücum aksiyonlarına katmazsanız. Beşli gibi katmazsanız. Oynarsınız. Yani ben Beşiktaş'ım kardeşim saldır saldır oynarım gafletine düşmezseniz, oyun tutabilirseniz o zaman başka bir şey olur demiştik. Ki böyle oynadı Beşiktaş. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu daha farklı. Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar var. Bu dengeyi bozdu. Yani Pelkasen'in, Salay'ın, hadi bunlar ilk 11'in rotasyon oyuncuları pozisyona dönüşmüşlerdi ama Crespo'nun yokluğu gerçekten yıpratıcı bir süreç. Özellikle Zayt'la yaşadığı uyum, takımın en çok koşan oyuncusu. Hem hücumda var hem savunmada var. Atıyor, attırıyor, top çalıyor. Mücadele Oyuna başka bir çok yüksek. Ritim kazandırıyor yani. Bunların üstüne zaten Osayi'nin olmaması, bir de üstüne Serdar cezalı. Ne hissediyorsun? Kim var? Abi kim de gitti? Evet, tamamen değişti. Yani Osayi, hani dün insanlar soruyor Osayi neden? Mesela ben de bir ara sorguladım kafamda hani Osayi'yle başlardım ama en doktor azı raporları tercih geldi hani, orada. Doktor raporları şu şekilde yani maksimum 20 dakika oynayabilir. Bir de hani Arda Güler de mesela oraya ekleyelim. Mesela Arda ile ilgili şöyle bir durum var. İnsanlar merak ediyor. Sezonu kapattı ne oluyor falan. Çok ciddi bir şey yok Arda'da. Ama Arda'yı İsmail Kartal diyordu yani Arda'yı korumamız lazım. Şu an Arda gerçekten korumalı. Fiziksel anlamda korumalı. Hı hı. Çünkü şu an yaşamış olduğu sıkıntı takriben bir aylık dinlenme, bakım süreci gerektiriyor. Üstüne devam ederseniz bunun, gör gözün parmağını, o zaman hiç stres kırığına ve maazallah kronikleşecek bir duruma dönüşebilir. O yüzden korumaya alındı. Şimdi Osayi'nin durum böyle olunca hocanın tercihlerini anlıyoruz. Buna rağmen mesela şöyle bir şey vardı. Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş görünüyor ama bakıyorsunuz yedek kadroya, yedeklerde bekleniyor. Enkutu, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanić, Necip, Güven, Alex var bu tarafta. Öbür tarafta Fenerbahçe, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, sonrası Çağatay, Burak şeklinde gidiyor. Yani ilk 11'e direkt atabileceğiniz oyuncu bir kenara, bir de performans olarak rotasyonda kullanabileceğiniz oyuncu zenginini de kaybetmişsiniz Fenerbahçe olarak. Maç açıkçası iyi başladı. Sert başladı. Burada derbi gibi başladı aslında gereksiz, değil mi? Böyle mücadelesi falan. Beşiktaşlar kusura bakmasın saçma denebilecek bir gerginlikle başladı. Tribünlerin saçma bir gerginliği vardı. Yani daha bismillah maç başladı. Sahaya bir şeyler yağmaya başladı maçla beraber. Hani bir pozisyon olur, bir kavga, gürültü, bir şey olur, bir şey tetikler. Yani ne tetikledi sizi? Hazır mı bekliyordunuz? Onu anlamadım. Orada ben orada gördüğüm şey yani maçın başında sadece o kartonlardan yapılan koreografiden sonra kağıt uçaklar atıldı sahaya. Kağıttan uçaklar yapıldı. Maçın başın itibariyle bizim yani hemen önümüzde sol tarafta abuk subuk şeyler oldu. Özellikle o bölgede, o korner atılacak bölgede, basın tribününe yakın yani. Golden deniz sonra, tarafı değil de diğer kalede. Golden sonra biraz orada olay oldu. Golden önce başladı. Orada tabii Mert Hakan'ın vücut dili hoş değil. Onu savunacak bir yanım yok ki. Bunu zaten çok öncesinden beri eleştirdiğim bir yapısı var Hakan'ın. Bu anlamda. Mesela İrfan Can Hakan'la kıyaslanırsa, Mert Hakan'la kıyaslanırsa daha soğukkanlı kalabildi orada. Velhasıl maça çok ilginç adamlar damga vurdu. Yani Umut Meraş tamamen pozisyon dışında oynadı. Ama en azından savunma oyuncusu diyorsun. Kenan başka bir şey oynadı. Birçok insan işte Gezal diyor, Emirhan diyor, bilmem ne. Bence Kenan maçın yıldızı. Kenan Karaman. Kenan Karaman şöyle ki, şimdi Kenan belki de Beşiktaş'ta en verimli oynadığı maçını çıkarmış olabilir. Gitti penaltı yaptırdı abi. Bir de mücadelesi, pozisyon, ya,
Çok uzun aldığı zamandır. Noktalar falan. Uzun zaman neredeyse milli takımın Fransa maçından beri olması lazım. Fransa maçında bir sol bek gibi oynamıştı. O günden beri diyorum ki. O maçta da çok iyiydi. O günden beri diyorum ki ya kardeşim bu adam olmuyor işte ya. Golcü olarak olmuyor. Yani forvet oyuncusu olarak hayal kırıklığı. Alma yani atmıyorsun, satmıyorsun. O zaman al savunma oyuncusuna dönüştür. İşte golü atan Fenerbahçe'deki Novak hücum oyuncusuna, savunma oyuncusuna devşirilmiş. İşte dün en son stopere kadar geldi yani. Sol açıktan, Trabzonspor'da sol bekten. Oynadığı zaman Novak 9 tabii. Gol mü atmıştı? 10 gol mü atmıştı? Hayır. Şöyle yani, en çok gol atan hücum oyuncusuydu. Savunma oyuncusuydu. Şöyle bir hücumcu şey var. Gibi mesela Novak'ın röportajı var. Ben diyor kariyerime santrafor olarak başladım. Santrafordan sola şan geliyor forvet olarak. Oradan beke kayıyor. İşte dün de stoper oynadı. Tabii zorunluluktan ama. Çekke'de zorunluluktan. Stoperlik şimdi, de oynadı. Çekke kariyerinde stoperlik vardı. Hayır. Sol stoperlik. Ya. Tamam sol stoper oynarsın da mecburen yani oynarsın. Uzun süredir oynamıyor yani tabii. Mecburen oynarsın yani. Ya bu şey gibi Ozan Tufan sağ bekti. Gibi. İşte veya işte Osay'da şu anda sağ bek oynuyor. Öbür tarafta Ferdi sol bek oynuyor gibi. Yani her şeye rağmen ben kadrolara baktığım zaman Valerian İsmail'in cesur bir kadro tercihi yaptığını düşünüyorum. Ve oyuncuların da buna doğru reaksiyon gösterdiğine inanıyorum. Öte yandan Fenerbahçe için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Şöyle bir endişem vardı ki bunu dile getirmedim açıkçası. Kendi içimde yaşadığım şeydi. Emre Belözoğlu döneminde de Fenerbahçe çok iyi performans yakaladı. Sonra Sivas maçına bam diye çakıldı. İnsanlar hala o maç kazanırsa şampiyonluk olurdu düşüncesindeler. O kadar sert bir kırılmaydı. Şimdi Fenerbahçe'de iyi bir ekip yakaladı. Bunlarla gitti ama futbolcular makine değil. Yani 10 maç oynarsın, 20 maç oynarsın. Bir maç var ki o maçta kırılacaksın. O maç Fenerbahçe için bu karşılaşma oldu. Zira tempo anlamında, pas trafiği anlamında ki burada Gustavo için İsmail Hoca olumlu şeyler söylese de evet Gustavo eski günlerinden esintiler sunuyor ama Crespo'nun yokluğunu hissediyorsunuz. Yine de Fenerbahçe açısından bakarsanız lig ikinciliği hedeflemek durumunda kaldığınız bir sezonda Beşiktaş deplasmanından mevcut şartlarda, tam rakibin durumunu da anlıyoruz ama mevcut şartlarda kaybetmeden geldiniz, yenilmezlikleriniz devam ediyor. Üstüne koyarak devam edebilirsiniz. Son iki maçı kazanabilirsiniz. Sadece ne oldu? İsmail Kartal'ın puan ortalaması bozuldu diye düşünüyorum. Kenan Karaman, Umut Meraş konusunda ben şunu söylemiştim. Benim Kenan Karaman'ın olduğu bölgeyle ilgili hiçbir endişem yok demiştim. Hatırlarsın. Evet. Bunu söylemiştim. Çünkü Kenan'ın... Yok hatırlamıyorum diyeyim. Kenan'ın çünkü savunmada ne vereceğini biliyoruz. Orada tek konu önde yakalanmamak. Sadece Serdar Saatçı olduğu bölgede Rossi'yi yalnız bırakmak ki Kenan'ın zaten savunma performansı her zaman iyiydi savunmaya yardım anlamında. Benim tek defolu olarak gördüğüm yer Umut Meraş'ın olduğu bölgeydi. Ki Umut Meraş ilk yarıda 3 kez üst üste neredeyse 5-6 dakikalık periyotta topla çıkışlarda topu kaptırdı, pas hatası yaptı. Bunlar kritik hatalar. Kasımpaşa da yaptı aynısını. Golle sonuçlandı. Biraz da sol bek duygusuyla oynadığı için çünkü oraya alışık bir oyuncu olduğu için çok fazla çizgiye kaydı.